gittikleri kişiler rahatladık diyecek. Çünkü Süleyman Soylu bu işin başından itibaren hedef ben değilim Cumhurbaşkanı. Diyor. Diyor. Herkes de öyle. Bunu kabul ettirmeye çalışıyor. O zaman rahatlayacak. O yüzden o biz seninle abi kardeşiz diyor, abi kardeş konuşması yapacağız diyor ya muhtemelen bunu yapacak. Bu Cumhurbaşkanı'nın hiçbir şeyden haberi olmadığı anlamında söylemiyorum. Sedat Peker'in stratejisinin buna denk düştüğünü düşünüyorum. Bu bir. Bir de İkincisi, bir adım daha at orada. Ee, Sedat Peker doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığında, senin değişinde ona hareket alanı bırakmadığında, hani dönüş biletim dönüş biletim diyor ya, artık bütün ipler kopmuş ve e, o barışma ve dönüş bileti e, hikayesi tamamen bitmiş e, demektir. En azından Şimdi, a, AKP iktidarda kaldığı sürece. Şimdi biz artık geçen itibar hafta itibariyle bir şey görmeye başladık. Yani biliyorduk ama o zaman zaman burada satır arası okuyorduk falan filan. Artık mesele hani dedim ya ıstakaya bakıyoruz, Sedat Peker'e bakıyoruz ama o top buradan çarp sekiyor. Cumhurbaşkanı'nın hareket alanı var mı? Bunu tartışırız. Ama tartışılmayacak bir mesele var. Devlet içinde artık görünür bir kavga var. Bak hükümet demiyorum. Ben normalde bunları ayrışırım. Devlet içinde diyorum. Neden? Çok basit bir şey. Sedat şey İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İçişleri Bakanı kimliğiyle yani siyasi parti kimliğiyle değil çıktı koruma kararı meselesinde doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polislerini bazı polislerini Selami Altınok gibi onu yöneten önemli hem polis hem bürokrat vesaire neyse isimleri töhmet altında bırakacak bir açıklama yaptı. Doğru mu? Hı hı. Mustafa Çalışkan gibi isimleri. Eski İstanbul Emniyet Müdürü. İki, devletin Anadolu Ajansı. Süleyman Soylu'nun açıklamasından bir gün sonra, yani salı günü, ne mi oluyor geçen hafta? Doğrudan doğruya o isimlerin, yani devletin üst düzeyi polis müdürlerinin altında imzalarının olduğu koruma kararlarını yayınladı. Yanlışlıkla olabilir mi böyle bir şey? Sonra sildi falan biliyorsun. Hedef alıyor. Devletin bak polisini bak. Muhtemelen bunu muhalif bir medya yapsa hemen tepesine ertesi gün ifadeye çağırırlar bilmem ne bilmem ne diye. Hedef alınıyor. Kim hedef alınıyor? Mustafa Çalışkan hedef alınıyor. Bak savunmak veya karşı çıkmak değil. ben sadece tespit yapıyorum. Tabii ki. Mustafa Çalışkan kim? Eski İstanbul Emniyet Müdürü. Öyle diyebilirsiniz ama kim? 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde köprüyü kesen askerlerle karşı karşıya hem bir yandan telsizden onları ikna etmeye çalışan hem de bu tarafta amaçlarını gerçek direnen kişi bütün devletin anlatılarında, bütün hikayelerde, bütün bu o gecenin öykülerinde yazılmış yazılmamış vesaire tanıklıklarda dönemin kahramanı olarak anlatılan kişi değil mi? Biz böyle okuduk. Süleyman Soylu onu hedef alıyor. O da ne yaptı geçen cuma günü? Çıktı Cumhuriyet Gazetesi'ne. O arada dedi ki ben off the record söylemiştim yayına ama nihayetinde söylediklerinin doğu yani söylediklerinin arkasında durmuş oldu öyle diyerek. Yalanlamadı. De. Yalanlamadı. Hayır ben öyle bir şey söylemedim demedi. Ne dedi? Süleyman Soylu'yla ilgili tartıştığımız bütün bu hikayelerin arkasından kendisine Soylunun açıklamaları sizde herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor mu dedi Seyhan Avşar Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabiri. Bence toplum rahatsız. Benim rahatsız olmam çok da önemli değil dedi. Toplum rahatsız. Toplum rahatsız. Neden rahatsız? İşte videolardan mı rahatsız falan bir görüyoruz. 100 milyon ulaştı bugün. Mesela rahatsızlık çocuk değilsek doğrudan doğru iddiaların içeriğinden rahatsız. Bak şu anda Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya böyle yanıt verdi. Kim beni görevden alacakmış dedi. Ben benim gibi temiz bir insanı vesaire dedi. Kimi, kimi kastediyor? Kendisini hani biliyoruz. Mustafa Çalışkan'ın Cumhurbaşkanı'na muhabbetini biliyoruz. Hani böyle bir yakınlığını. Hem 15 Temmuz gecesi de test edilmiş yakınlığını. İki, başka ne açığa çıktı? Bu dönemde işte Şirin biraz önce değindi. Hakan Çalışkan'ın yani intihar eden Silivri Emniyet Müdürü'nün telefon kayıtlarını gördük. Hatırlıyor musunuz? Süleyman Soylu o konuyu şöyle bir koruma müdürüm işte koruma ne koruma dairesi başkanı aradı falan 3 dakikalık bir konuşmadan ne olacak? O gece emniyette kalmış. Arka arkaya telefon görüşmeleri var. Sonunda nihayetinde şey de biliyoruz. Gözaltına alınmış birisini serbest bıraktırılmak istendiğini de biliyoruz. Bunu İçişleri Bakanı da bir şekilde teyit etti. Yok işte yakalama kararı varmış, ailesi hastaymış. Sonunda intihar ediyor. O gece kim arıyor onu? Hani belli ki ona destek hani moral vermek için de o aramış aramış olduğu görüyor. Mustafa Çalışkan. Aynı hedef alınan kişi. Bak İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Çalışkan, İçişleri Bakanı. ikinci kez karşı karşıya geldiler. Gördün mü? Üç. Bugün ben, benim yazdığım yazının özeti şuydu. Adnan Oktar meselesi. Hayır bir Adnan Oktar olmayabilirdi. Başka bir şey. O, yap, o gruba yapılan operasyon. Şimdi operasyona bakıyorsun. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Adnan Oktar grubuna operasyon yapacak. İstanbul Cumhuriyeti Savcılığı operasyon yapacak. Ama Adnan Oktar grubu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bayağı görüşmeleri var. Mahkeme tutanaklarını yayınladım, gördüm konuşma, mesajlaşmalar var bilmem ne. Bana sorarsan Doğru Yol Partisi'ne doğru uzanan ilişkiler de var. Bunlar yazılmadı da. Peki hani üstünde durmadı kamuoyu ama orada da var. Şimdi burada bir bakıyor operasyondan bir gün önce bile bir görüşme var. Normalde büyük operasyonlar hani 17-25 travması yaşadı bu ülkede Kurumlar. Büyük operasyonlar Ankara'ya haber veriliyor. Bunu yapacağız diye. Ya, olağan dışı bir şey gelişmesin diye. İstanbul haber vermiyor. Niye haber vermiyor? Niye haber vermiyor? Böyle büyük bir operasyon niye haber vermiyor? Çünkü acaba sızar mı diye düşünüyor. Acaba sızar mı? Bu bize şunu gösteriyor mu? Ee, İstanbul Emniyeti eee İçişleri bakın Süleyman Soylu ile Adnan Oktar ve çevresindekiler arasındaki bağı biliyor ve oradan bir sızma olacağından şüphe ediyor. En azından şeyin iddiası böyle. Heh. ben sonuçta şey söylüyorum. Bağları kuruyorsun. Ben bağları kuruyorum. Yorumu da izleyiciye bırakıyorum. <laughs> Üçüncü maddede böyle bir güvensizlik olduğu çok açık. Yazıya ek bir bilgi vereyim. Operasyondan sonra operasyon, o bir süre sonra operasyon yapan İstanbul Mali Şube Müdürü görevden alındı. Yukarıda. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Görülüyor ki Sedat Peker temiz toplum istediği için bunları yapmıyor. O tamamen biraz önce söyledim. Sedat Peker işte Türkiye'de devrim yapmaya çalışmıyor. Onun böyle bir derdi de yok. Ama Sedat Peker'in ayağına basıldığı için, ailesine yapıldığı için neyse, onların sebebi neyse açıklamış olduğu şeylerin bugün devlet içinde bir karşılığı var devlet içinde burada belli bir gerilimi tetikliyor bu. Bilinen gerilimi tetikliyor. İşte Cumhurbaşkanı şu an şuna karar verecek. Bu gerilim içinde bir adım atacak mı? Atmayacak mı? Bence Cumhurbaşkanı'nın gerginliği buradan kaynaklıyor. Yok Sedat Peker bilmem ne istese bu işler çok kolay yani. Cumhurbaşkanı için başka şeyleri söylemek de çok kolay. Sen de biliyorsun ne, ne, şartlarda neler söylediğini. Meral Akşener İzrize vakasında gördük burada. Bazı şeyleri söylemek çok kolay. Bazı şeyleri söylemiyorsa burada bence kendisinin hareket alanında farkında demektir. Yani ben bunu düşünüyorum. Evet şimdi konuklarımız bekliyor. Dolayısıyla Şirin'e bir e, veda etmeden önce son bir soru e, sorarak kısa bir yanıtla e, e, rica edelim. Şirin ee, sen biraz önce dedim susurluk komisyonu raporlarında var. İşte bir komisyon kurulsun, araştırılsın. Sen bunca yıllık o susurluğu en yakından ve o komisyonu, o çalışmaları en yakından takip eden gazetecilerden biri olarak bugün Böyle bir komisyon kurulabileceğini düşünüyor musun? O zaman içinde muhalefet partilerinin, partilerin, milletvekillerinin olduğu, ha sonuca vardı, varmadı tartışmalarını bir tarafa koyar soruyorum. Ama bir sürü şey de ortaya kondu. Birincisi bu. Böyle bir komisyon kurulabileceğini, muhalefet partilerinin de içinde olduğu, e, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı partilerinin de içinde olduğu, tüm yani mecliste grup bulunan partilerin içinde bulunduğu milletvekillerinin bir şey kurulabilir mi? Bugün böyle bir şey görebilir miyiz sence? Hayır. Kesinlikle. Ben Susurluk Komisyonu'nu yakından izlemiş bir gazeteciyim muhabir olarak. O dönemde daha önce de söylemiştim bir kere. Erbakan'ın dönemin yani güçlükte yani o dönem Refah Partisi güçlü bir parti durum konumundaydı. Erbakan'ın e, gulu gulu dansı diye e, e, nasıl aşağıya değerini çekmeye çalıştı, saçma şeyler bunlar diye reddetmeye çalıştı iddialara rağmen e, susurluk komisyonu mecliste kuruldu ve yine bir kere daha söylüyorum Mehmet El katmış komisyon başkanı ve Fikri Sağlar komisyon başkan yardımcısı olağanüstü bir çalışma yaptılar ve o dönem Üzerine gittiler yani bir dönem işte adı geçenlerin bir kısmı hafızasını kaybetti meclise gitmedi ondan sonra işte tam giderken vazgeçti reddetti gitmeyi vesaire vesaire uzatmayayım ama ona rağmen ortaya bir... Komisyon raporu çıkması mümkün oldu. Keza Başbakanlık Teftiş Kurulu raporu da çıktı Susurluk'la ilgili. Bugün bıraktı muhalefet partilerini. AK Parti için de böyle bir şey çıkamaz. Şimdi dönelim Süleyman Soylu'ya. Senin bu bölümde sorduğun şeye kısacık onu söyleyip bağlayacağım. Bakın hatırlayın Süleyman Soylu ne dedi Habertürk'teki röportajında? İsim vermeden Efkan Ağla'ya yani çözüm süreci dönemindeki İçişleri Bakanı'na laf etti. Yine Muammer Güler'e laf etti. Oğlunun evinde para sayma makinaları çıktı diye. Yine bugün Prak'ta büyük büyükelçilik yapan e, isme gönderme yaptı. Ya bugün AK Parti'nin içi zaten e, tamamıyla bölünmüş durumda. Bir takım isimler AK Parti'nin bir takım dönemlerine tekabül ediyor. O dönemler bir anda yok sayılıyor. Bir başka dönem aklanıyor. O dönemler kara oluyor. Ama o dönemlerin hiçbir şekilde üstüne gidilmiyor AK Parti içinde. Ama muhalefet, muhalefet eden gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcileri cezaevlerine konuluyorlar. Belgesiz, bilgisiz, kanıtsız, tutuklu kalıyorlar. Ama AK Parti kendi içinde asla bir temizlik operasyonu yapmıyor. Dolayısıyla AK Parti'nin içi bu kadar birbirine nasıl söyleyeyim klanlar haline ya da klanlar değil mi, bölümler haline gelmişken bir araştırma ya da soruşturma komisyonu kurulması imkanı yok. Ne araştıracaksınız? Üstelik susurlukta geçen adı geçenlerin hepsi bugün yeniden mevcut aktörler olduğunu anlıyoruz. İşte marina idare edenler, nedir adı beş tane büyük şirketin yönetim kurulunda olanlar, yeni şirket. Bugün daha Cumhurbaşkanı Erdoğan en basitinden bir örnek verip öyle bağlayayım. Taksim caminin açılmasını, yüzyılın olayı, bu aslında en önemli mimari olayı ve eseri olarak adetti. Çok konuşulacak dedi ve ondan sonra da Elmas ailesine teşekkür etti. Kimdir bu Elmas ailesi mesela? Nedir bu Elmas ailesi biliyor muyuz olarak Ne kadar vergi vermişler, bugüne kadar hangi ihaleleri almışlar, iktidarların yakınlıkları ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yakınlıkları ne? Nereden bu teşekkür ediliyor? Bu teşekkürün karşılığında ne kadarlık bir para alınmış? Bu para nereye alınmış? Devlet bütçesine nasıl girilmiş? Dolayısıyla o susurluk dönemindeki aktörler yetmedi. Şimdi dış aktörlerle büyüyerek 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 bu dosyalar kabarıyor ve bunların içinde çok çetrefilli ilişkiler var. Susurluk bu dönemin yanında masum bir dönem kaldı. O aktörler o dönem soruşturulmadığı ve doğru yargılanmadığı için de güçlerini arttırarak daha farklı yapaların artık görünen yüzleri haline gelmişler. Eskiden görünmüyorlardı, şimdi görünüyorlar. Dolayısıyla biraz önceye döneceğim. Süleyman Soylu'nun e, önemi ve neler söyleyebileceği bu yüzden önemli. Çünkü bakın bir röportajında hiçbir şey söylemedi diyoruz ama laf arasında çözüm sürecini götürenlere de işaret etti. 17-25 Aralık'ta rolü olan eski AK Parti'nin en ileri gelen isimlerine bir tanesi Büyükelçi gönderildi ama diğerlerine de bir şey olmadı. Onlara da göndermede bulundu. Dolayısıyla bütün bu bilgiler, belgeler ve AK Parti içindeki bu yarılmalar, çatlamalar, köşeler ve bunlarla ilgili bilgiler, belgeler devletin kaynakları ve devletin arşivi elinde. Dolayısıyla bu bakarak konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sözü size bırakıyorum. Sadat'a değinmeye başlayacaksınız galiba. Evet. Konuklarımız da önemli şeyler anlatacaklar. emin. Evet Bir süre bize böyle sen uzaktan bağlanacaksın. Stüdyoda bizimle olmayacaksın Şirin. Çok teşekkür ediyoruz sana. Tekrar bir sonraki yayında tekrar görüşeceğiz. Biz zaten öncesinde de görüşeceğiz. İyi akşamlar diliyoruz sana. Hoşçakal. Teşekkürler. Ben de bütün seyircilerimize Hadi. izlemeye devam ediyorum. Önemli bu. Sonraki bölüm bu Sadat meselesi önümüzdeki günlerde çok konuşulacak teşekkürler şimdi e, gelelim e, diğer önemli e, konumuza Sadat e...